iş icabı sürekli evden uzakta çalışan bir adam günler sonra eve döndüğünde eşinin yatağında ölmüş olduğunu gördü. Tarifi mümkün olmayan bir acı yaşayan adam karısı için bir cenaze töreni düzenleyerek ona karşı son görevini yerine getirdi. Cenazenin ardından başsağlığı dileklerini kabul eden adam evinde yalnız geçirdiği bir gecenin ardından ertesi gün yatak odasına giderek karısının son kez uyuduğu yatağa bakıyordu. Gözyaşları içinde yatağı izlerken birden gözüne şok edici bir şey çarptı. Adli tıp raporu eşinin kalp krizi neticesinde öldüğünü yazmıştı. Ancak yatağın altına doğru akmış bir kan izi vardı. Bu kan karısına ait olmasa gerek adli tıp raporunda yer almamıştı. Vücudunda bir kesik veya yara olsa herhalde bu durumdan şüphe edilirdi. Kan izlerine bakan adam yatağın altına yuvarlanıp girmiş kırık vazolarını gördü. Bunun üzerine derhal polise haber veren adam olay yeri inceleme ekiplerine gördüğü şeyleri bir bir anlatarak gösterdi. Polisler daha detaylı bir inceleme yaptı. Vazonun üzerinden alınan kan örnekleri laboratuvarda incelenerek adli tıp kurumunun sonucu beklendi. Adli tıp kurumu delilin bir başkasına ait olduğunu tespit edince vefat eden kadının naaşı mezarından çıkarılarak tekrar otopsiye götürüldü. Yapılan işlemlerin ve incelemelerin ardından kadının ellerinden ve tırnaklarından alınan örnekler sayesinde ölmeden önce zavallı kadın o gece evde olan birisine karşı mücadele vermişti. Olayın farklı bir renk almasının ardından tüm mahalle ve dükkan güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Görgü tanıkları sorgulanıyor, olayın sır perdesi aralanmaya çalışıyordu. Ne yazık ki bir türlü bulgular net bir sonuca işaret etmiyor, kadının kiminle mücadele ettiği tespit edilemiyordu. Eşinin vefatından aylar geçen adam bir gün kapıcısıyla ayaküstü sohbet ettiği sırada kapıcı o gün apartmana gelen yabancı bir adamı dün yine gördüğünü söyledi. Adam bunu neden daha önce söylemediğini sorunca onun tamamen aklından çıktığını ancak dün görünce bir anda aklına geldiğini anlattı. Bunun üzerine durumu polise ihbar eden adam bahsedilen şahsın tespit edilerek tutuklanmasını sağladı. Ellerinden doku örneği alınan adam adli tıp raporunun sonuçlarına göre ölen kadının tırnaklarından çıkan dokularla birebir örtüşüyordu. Bunun üzerine mahkemece yargılanan adam yaşanılan olayı şöyle itiraf etti. O kadını bir gün ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıdım. Selam verip kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyince beni tersledi. Evli olduğunu söyledi. Bunun üzerine doğruyu söylediğine pek ikna olmadım. Onu evine kadar takip ettikten sonra birkaç gün gözetledim. Ancak evine ne gelen vardı ne de giden. Onun yalnız yaşadığına, beni başından sağmak için böyle söylediğine kanaat getirince bir gün çıkıp kapısına dayandım. Zili bastım. Kapıyı açtığında içeri dalarak ona sahip olmaya çalıştım. Ancak eline geçirdiği bir vazoyla vurunca kendimi geri çektim. Sonra kadına bakınca onun nefes almıyor olduğunu gördüm. Öyle bir şeyle karşı karşıya kalınca yardım etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Hemen korkup evden kaçarak kayıplara karıştım dedi. Hakim duyduğu bu sözler karşısında şok oldu. Adama tam 25 yıl hapis cezası vererek hak ettiği yere gönderdi. İslam dini insanı yaratılanların en değerlisi ve üstünü, insan hayatının korunmasını da dinin amaçlarından birisi saymıştır. Kur'an'da haksız yere bir cana kıyanın bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç işlediği, bir insanın hayatını kurtarmanın da bütün insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu ifade edilir. Bunun için de İslam'da adam öldürme büyük günahlardan birini teşkil eder. Haksız yere ve kasten mümin bir kimseyi öldürenin yakınlarının talebine bağlı olarak dünyada kısasen öldürüleceği, ahirette de ebedi cehennem azabıyla cezalandırılacağı, Allah'ın gazap ve lanetine uğrayacağı bildirilmiştir. Kasten adam öldüren kimse dinen asi ve fasık sayılır. İslam alimleri katilin tövbesinin Allah'ın dilemesine bağlı olarak kabul edileceğini ifade ederken, suçun günah ve ağırlığından ziyade şayet kısasen öldürülmemişse kendini ıslah edip o andan itibaren iyi bir insan olma şansını vermeyi göz önünde bulundurmuşlardır. Katilin Allah katındaki konum ve akıbeti ise günahların bağışlanmasına ilişkin ayetlerin genel ifadesinden anlaşıldığına göre tamamıyla Allah'ın dilemesine ve bağışlamasına kalmış bir konudur. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.